Yerin teslimini 25.10.2017 tarihinde geçen ay yaptık. İhalenin süresi 540 gün olarak belirlendi. Buna göre 17 Nisan 2019'da bitecek. Ancak biraz önce müteahhitle tekrar görüştük. 2018'in sonuna kadar bu işin bitmiş olacağı yönünde bize söz verdi. Hayrabolu Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi bugün Milli Eğitim'e bağlı öğretmen evini kullanmak istediği zaman 2500 TL para istiyorlar bizden. 1 saatlik, 2 saatlik gösteriye 2500 TL para istiyorlar. Ama biz burada yapacağımız yeni tesisle tüm vatandaşlarımızın hizmetini açacağız. Böyle bir haksızlıkla su verir misiniz? Böyle bir haksızlıkla mücadele ediyoruz. 93.500 TL 2013 yılından başlayarak hiç bizim dönemimizle alakası olmayan ve bizim dönemimizde de sadece ücretsiz tahsis yazıları da elimizde 93.500 lira Hayrabolu Belediyesi'nden para gasp etmeye kalktılar. Buna müsaade etmedik. Şimdi mahkemesi var. Mahkemesinden sonra da haksız icra edilmesiyle ilgili kanuni hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Değerli katılımcılar, Tekirdağ ili vergi ödemede ilk onun içinde 8. ya da 9. sıradayız. Ama 2016 yılı verilerine göre baktığımız zaman hizmetleri almada, yatırımları almada 46. sıradayız. Bu artık kabul edilemez. Tabii ki biz 8. sırada diye 8. sırada bize hizmet verin demiyoruz. Ama Tekirdağ'ın ilçeleriyle beraber yeri bu değildir. Bunun yeri daha yüksek mertebelerdedir. Bunun sorumlusu başta iktidar partisinin milletvekilleri ve il başkanı olmak üzere huzurlarınızda tekrar uyarıyorum. Bu Tekirdağ'ın ilçelerinin hak ettiği bir durum değildir. Bakın, 3,5 senede Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak bu kadar yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu yatırım hamlelerimizin sonucunda ve geçen yıl Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki iki tane grup toplantısında eğer Süleymanpaşa Hayrabolu yolunu yapamıyorsanız verin Büyükşehir Belediyesi'ne dedikten sonra 267 milyon artı KDV'ye yol ihale oldu. Ve yol inşaatı başladı. 2018 bütçesine teklif edilen rakam 20 milyon TL. Bakın 20 milyon TL. 267 milyon artı KDV 300 milyon lira para yapar. 750 gün inşaat süresi var bunun. Yani 2 yıl. Peki 20 milyon TL'yi verirsek, her yıl 20 milyon TL verirse kaç yılda biter? 15 yıl. İhale süresi 2 yıl. 2018'de 20 milyon. Şimdi ben soruyorum. Bu kabul edilemez ödenek aktarımını AKP il başkanı ve milletvekillerinin takip etmesini istiyorum. Kamuoyunda paylaşmalarını istiyorum. Bunları konuşurken de resmi belgelerle, elimizde olan resmi belgelerle konuşuyorum. Bu yatırım oranında bu yollar bitirilemez. Biz bunun hem mecliste plan bütçe komisyonunda Sayın Faik Öztrak'la hem burada Hayrabolu'da belediye başkanı olarak Fehmi Altayoğlu ben, Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak, ilde il başkanımız Recep Ökten'le bunun takipçisi olacağız. Bu kaynaklarla bunlar bitiremezler. Değerli misafirler, kendilerini ve etrafındakilerini FETÖ'den temizleyemeyenler, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hakkında söz söyleyemezler, yorum yapamazlar. Önce kendilerini atlayacaklar, etraflarındakilerini ve
kendi yöneticilerini temizleyecekler. Beraber yemek yedikleri masalardaki tutuklanan şahıslarla olan ilişkilerini açıklayacaklar. Ondan sonra kalkacaklar, seçimlere girecekler, halkın desteğini alacaklar. Eğer bu halk onlara destek verirse onlar hizmet edecek. Ama 30 Mart 2014'te olduğu gibi ben inanıyorum ki halkımız bizlerin sonuna kadar arkasında olacak. Bizler belediye başkanları olarak sadece halkımıza ve belediye meclisimize karşı sorumluyuz. Bugün Fehmi Bey'in bu süre içerisinde beraber göreve başladığımızdan bu yana hayra bulduğu değişimi hep beraber görüyoruz. Ben buraya 8 Nisan'da mazbatımı aldıktan 3 gün sonra gelmiştim. Yollar kazılmış. Dedim ya hayrem oluyor nasıl toparlayacağız ama Fehmi de sağ olsun beni bayağı bir gezdirdi içerilerde o soğuk sabah -5 ısıda beni bir gezdirdi. Ama bugün gezerken gururla geldim, gururla gördüm. Herkesin yüzündeki gülücükleri gördüm. Hayrebolu'nun sevgisini gördüm. Ve Hayrebolu bunu hak ediyor diye bir kere daha inandım. Ve şu da bir gerçek ki geri kalan 500 gün içerisinde de bu hizmetler aynen devam edecek değerli arkadaşlarım. Hiç zamanı boşa geçirmeden sadece Hayrebolu'ya ve Tekirdağ'a hizmet aşkıyla bu güzel hizmetleri çoğaltacağız. Tabii 35 kilo, 40 kilo metrekareye yağmur yağdığı zaman sel baskınına uğrayan Karavanoğlu Caddesi'nin ve diğer yerlerin Hayrebolu'nun geçen ay Temmuz ayında 159 kilogram, 189 kilogram yağışla hiçbir baskına uğramaması, ayağımıza çamur bile bulaşmaması bu hizmetlerin gerçekten yerine oturduğunu koyuyor. Ben bu konuda hem Fenikslerimi hem Tesis Genel Müdürlüğümü bir kere daha kutluyorum. Şimdi bu tesis açıp bugün açacağımız rekreasyon alanı ve diğer sosyal hizmetleri kapsayan bu tesis açarken Sayın Fehmi Başkan'la çok bir araya geldik. Ve Hayrebolu'nun gerçek manada neye ihtiyacı var bunları tespit ettik. Ve bugün bu temel atmayı yapıyoruz. Ama burada sol tarafında bir şey daha var. Bu sol tarafındaki hiç benim katkım yok. Benim ona sadece manevi katkım var. Sol taraftaki modern pazar yeri Hayrebolu Belediye Meclisi'nin, Hayrebolu Belediye Başkanı'nın büyük bir başarısıdır. Ve bittiği zaman da bizi her zaman her geldiğinde gururla gezdiriyor. Hayrebolu çok modern bir pazara kavuşmuş olacak. Otogar tesislerden kapalı otoparkı devam ediyoruz. Yalnız geçenlerde bizim Teski'ye bir takım büzler aldık. 140'lık, 1400'lük, 1000'lik koyduk Teski'ye. Bir hafta sonra gittim geziyorum oraları. Dedim ya bizim büzler azalmış ne oldu arkadaşlar? Bizim Teski'ye sormuş, söylemiyordu onlar. Ben de unuttum bir daha. Geldim Hayrebolu'ya bir hafta sonra. Bizim büzleri gördüm burada. Uğur Mumcu Parkı'nda. Ya nasıl aldım bunu? Aldım ben bunu. Ama şimdi Uğur Mumcu Parkı'na hem adı Uğur Mumcu Parkı güzel bir isim hem de yapılan hizmet güzel isim. Helal olsun sana Fehmi'cim. İyi ki yapmışsın yani. Şimdi değerli arkadaşlar görüyorsunuz ki hepimiz bir hizmet aşkıyla içerisindeyiz. Ama Fehmi'nin yan kolları da var. Fehmi Başkanım. Şimdi kendi biraz yorulduğu zaman Şalgamlı'yı devreye sokuyor. Biraz yorulduğu zaman Çerkez Müslümanı asker düğününe gönderiyor. Derken öyle böyle olmaz zaman Lahana köyünden ekipler geliyor. Böyle beni kuşatıp sonunda her dediğini yaptırdılar bana. Ama bunu ben de gururla izliyorum. Helal olsun diyorum tekrardan. Değerli arkadaşlarım bakın bu güzellikler içerisinde hizmet yapma aşkıyla çalışıyoruz. Dün başka bir ilçemizde bir hizmetimiz vardı. Bugün burada, yarın başka yerde. Ve bu sabah işte aldığım rakamları devam eden 92 tane daha projemiz var. Büyükşehir olarak. 37 tane Teski'nin projeleri var. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Ve bugün bu açılışa, bugün temel atmaya AKP'nin 3 milletvekiline de gönderdim. Hepsine gönderiyorum davetiye. Hem mail hesaplarını hem de özel kalemine. Ya hiç olmaz, gelmeyeceksen gelme. Onu sen bilirsin. Ama bir kutlama mesajı gönderin yani. Ne olur. Şuradaki hizmetten Cumhuriyet Halk Partisi çocuklar vatandaş faydalanmayacak. 36.500 Hayrebolu faydalanacak buradan. Bu hepimizin faydasına. Hepsi böyle. Şimdi bakın biz bugün bu açılışı yaparken Tekirdağ'da AKP'liler bir gazete dağıtıyor. Hiç sormadan etmeden bir yalan haber çıkarmışlar.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk var. Yanına da benim gibi bir adamı koymuşlar. Şimdi şunu bilmiyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti. Onun ilkeleri bizim kalkanımız. O sosyal demokrat düşüncenin içerisine yolsuzluğun yeğesi giremez. Yolsuzluğun yeğesi değil, bunu düşünce insan da giremez. Çünkü biz bu terbiyeyle yetiştik. Şimdi gidiyorlar gazete dağıtıyorlar şu anda. Bakın biz neydeyiz, onlar nerede? Her açtığımız bir tesiste mutsuzluk duyuyor. Bir kere daha bana AKP'nin milletvekilleri ve AKP'nin yetkilileri, ya başkan teşekkür ederiz, iyi olmuş de. Bu da yok. Hizmet kim yaparsa yapsın, saygı duyacağız, o hizmetten gurur duyacağız. Bu hizmetler bütün vatandaşımız içindir. Biz bu şekilde çalışıyoruz değerli arkadaşlarım. Ama ben şunu sormakta kendime bu hakkı görüyorum. Kalkmış bana, beni yine gazetelerde sevgili Mustafa Yer, bir kayyum belediye başkanından beni mukayese ediyor. Ya sen kayyum mayyum bırak. Sen bugüne kadar Tekirdağ'ın 3,5 yıldır milletvekilisin. Sen de 2 milletvekilin daha. Bana şu anda hayra bol ya. Ve Tekirdağ'ın tamamına çaktığınız bir tek proje gösterin. Öyle 3-5-10 değil. Bir tek proje gösterin bana. Gelip ben size alnınızdan ölçeceğim. Olmaz arkadaşlar. O zaman ya biz projeyle beraber sahipleneceğiz, ya sahipleneceğiz. Çünkü Türkiye'nin en birlik beraberlik ihtiyacı olduğu gün. Bakın geçen gün NATO tatbikatlarında ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Sayın Cumhurbaşkanı hedef olan bir takım saçmalıklar yapmışlar. Türkiye'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda içinde bu olayı ilk protesto eden, lanetleyen ve kendi resmi sitesine koyan Büyükşehir Belediye Başkanı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak. Böyle birlik beraberlik içinde olacak. Dış politika, milli menfaatler olduğu zaman her şey bir kenara arkadaşlar. Ama ne AKP'den ne oradan hiçbir sevap çıkmadı. Ne AKP milletvekillerinden. Onun için çok fazla girmek istemiyorum ama maalesef bizim yaptığımız her icraatı kıskanarak ve üzülerek, insanların mutsuzluğundan siyasal rant elde edilemez. Bunu sana söylüyorum. Yağmur yağacak, ayağına poşet giyecek, çizme giyecek, balon patlatacak. Yok efendim işte bir de komikler yapacaklar. Her zaman söylediğim gibi milletin yüzünü 15 senede güldüremediler. Böyle komiklik yaparak güldürmeye çalışıyorlar milletin yüzünü. Evet, yeter bu kadar. Şimdi biz yine güzelliklere dönelim. Şimdi önümüzdeki süreçte dün hayırlısına 2018 bütçemizde kabul ettik. Orada da Hayrabol için yatırımlar var. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. 30 Mart 2019'da Sayın Başkanım'la beraber geleceğiz. Nereye? Diyelim Lahana Köyü'ne gideceğiz. Diyelim ki diğer köylere gideceğiz, dolaşacağız. Ne söz verdikse işte bu diyeceğiz sözümüz. Yaptıklarımız da bu. Hesap vereceğiz. Öyle hesap vermeden gitmek yok. İstanbul'un Kadir abisi gibi. Ben Tekirdağ Kadir abisiyim. Hesap vermeden gitmek yok yani. Onun için bu güzel günlerin, gelecek günlerin hep Hayrabolular için olmasını, hep Tekirdağlılar için olmasını, hep ülkemiz için olması dileğiyle bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Mevlid Kandili'nin kutlu olsun diyorum.